rahatlıkla anlayabiliriz. Değerli izleyiciler, ekonomiyle devam edeceğiz. Rakamlara bakalım bugün itibariyle. BIST 100 endeksi 82.563 puanda, %0,63 bir değer kazancı söz konusu. Dolar TL paritesinde 2.90'ları görmekteyiz. TL karşısında dolar biraz değer kaybetmiş görünüyor. 0,42'lik yüzdelik dilimde değer kaybı var. Yine ona keza Euro da TL karşısında düşüş yaşıyor. 3.12 seviyelerinde. Altının gram fiyatı 102 lira ama 101 liraya ineyim mi inmeyeyim mi diye o cebelleşirken Brent petrolün spot fiyatı, varil fiyatı daha doğrusu 47 dolar seviyelerinde. Bunu da aktaralım sizlere. Şimdi de telefon attığımızda ALB Forex araştırma uzmanlarından Eda Önder bulunuyor. Eda Hanım, öncelikle günaydın. Günaydın Selim Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bugüne ilişkin rakamları açılış itibariyle aktardık. Siz neler söylersiniz güne dair? Evet Selim Bey, sizlerin de aktarmış olduğu gibi bugün en azından Türk lirası cinsinden varlıklarla tepki alımları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz hafta güçlenen doların FED algısıyla birlikte güçlenen dolar nedeniyle ciddi miktarda Türk lirası cinsinden varlıklar satış yemişti. Şu an için gördüğümüz hareketler tamamen Türk lirası için bir tepki alımı diyebiliriz. Çünkü Türk lirasının şu an kendine ait bir hikayesi hali hazırda henüz yok. Biliyorsunuz ki aslında sadece bizim siyasi belirsizliğimiz azaldı, tam olarak ortadan kalkmadı. Yakın zamanda başkanlık sistemi söylemleri de biraz telaffuz edilmeye başlandı ki bu da uzun vadede Türk lirası cinsi varlıklar üzerinden bir baskı yaratabilir. Bu da izleyenlerimizin kulağının bir köşesinde bulunsun lütfen. Ama bugünü değerlendirecek olursak, bugün gündemimiz oldukça sakin. 2.90 seviyesinin üzerindeki dolar çeyreği için her zaman yön birazcık daha dolar lehine olacaktır diyebiliriz. Ama şu an için gördüğünüz dolar çeyreğindeki kırmızı tablo tamamen dolar adına kar satışıdır. Bu sebeple 2.90 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar dediğimiz gibi her zaman dolar lehine olacaktır. Borsa İstanbul cephesinde ise 82.500 seviyesini izlemekte fayda var. Bahsettiğimiz gibi gündem oldukça sakin. Bugün izleyenlerimizin ve yatırımcılarımızın teknik seviyeleri izlemelerinde fayda var diye düşünüyoruz. 82.500 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece Borsa İstanbul cephesinde alımların birazcık daha kuvvetlenebileceğini söylemek mümkün. Bugün oldukça sakin ama haftanın geri kalanını lütfen takip edelim. Çünkü yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi konuşacak ve kendisinin parasal genişlemeye ilişkin bir sinyal vermesi bizler başta olmak üzere tüm gelişmekte olan ülke piyasalarına birazcık daha iyi yansıyabilir. Ama en önemlisi Perşembe günü, Cuma günü iyi gelen istihdam raporunun ardından Jerome'un yapacağı konuşma Aralık ayına işaret edip etmeyeceği bizler için birinci derecede önemli olacak ki güçlenen FED algısının, güçlenen dolar algısının devam edip etmeyeceğini kestirebilelim. Eda Hanım, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Günün değerlendirmelerini aldık. Bakalım piyasalarda rakamlar nasıl olacak? İyi çalışmalar. Türk